Herkese merhabalar. Bugünkü incelememizin konusu bir başka Souls-like oyunu olan Steel Rising. Steel Rising hikaye bazında alternatif Fransız devrimini anlatıyor. Düşmanlarımız ise Kral 16. Louis ve onun robot ordusu. Biz de Aegis adında sadece kraliçeye hizmet eden bir robotuz. Robotuz dediğime bakmayın çünkü biz yeni nesil modellerdeniz. Her ne kadar kraliçenin emrinin altında olsak da özgür bir iradeye sahibiz. Teknik olarak insandan farkımız yok zihinsel anlamda. Dümdüz robot değiliz yani. Sadece et ve kemik yerine mekanizmalar ve metaller var vücudumuzda. Aegis olarak ise görevimiz devrime karşı olan bu deli kralı durdurmak. Elbette monarşiyle yönettiği ülkesini başkalarının eline bırakmak istemiyor. Bu yüzden robotları kendi halkı dahil yoluna çıkan herkese karşı kullanıyor. Ancak biz durdurulamaz bir demokrasi savaşçısıyız. Hikayeye daha fazla girmek istemiyorum. Çünkü ben bu hikayeyi dinlerken de, ara sahneleri izlerken de çok sıkıldım. Yani bir süredir oynamak istediğim bir yapım olduğundan ilk başlarda heyecanlandırmıştı. Yani merak ediyordum ne olacak, nasıl sunuyorlar bize bu hikayeyi ama bir yerden sonra ara sahnelerde telefonum alıp Instagram'da falan gezinmeye başladım sahne bitene kadar. Arka planda sadece dinledim öyle ne dediklerini. Ara sahnelerden bahsetmişken hemen grafiklere değinmek istiyorum. Grafikler mükemmel değil maalesef. Sadece iyiymiş diyebilirim grafikler için. Özellikle ara sahnelerde grafikler çok kötü duruyor çünkü arka planı bulanıklaştırmışlar ya da sanki çok düşük kalitede oynuyormuşuz. Hani low ayarlarda oynuyormuşuz gibi ayarlamışlar. Yüz ifadeleri ise çok aşırı düz ve duygudan yoksun. Oyundaki neredeyse herkes de aynı yüz ifadesi hakim. Hatta bir yerden sonra bazı karakterlerin gözleri falan yukarı kaymaya başlıyor bizimle konuşurken. İlk gördüğümde bir tane adamda gördüm bu olayı bizimle konuşurken. Dedim acaba hani adamın bir rahatsızlığı falan mı var yani? Hani belki şaşırdır, gözleri kayıyordur vesaire diye. Öyle düşünmüştüm. Sonra fark ettim ki diğerlerinin de kayıyor. Yani 50 dolardan satılan bir oyun için böyle hatalar ve görsel özensizlik beklemiyordum açıkçası. Atmosfere gelecek olursak bence biraz sıkıcı yine bu kısımda da. Etrafta gezinirken beni heyecanlandıran bir görsel şölen olmamakla birlikte 17. yüzyılın Fransa'sındaymışım gibi hissedemedim ben. Nasıl desem böyle robotlar tarafından gerçekleştirilen katliamın izlerini oyun boyunca görmek mümkün. Ancak bütün cansız bedenler hemen hemen aynı şekilde yerleştirilmiş ve bir anlam ifade etmiyor. Böyle olunca da oyunun içine giremedim. Yani duygusuzca oynadım maalesef. Hatta bu sene en duygusuzca oynadığım oyun olmuş olabilir Steel Rising. Oynanış kısmında bahsedeceğimiz çok şey var. Çünkü diğer Souls-like oyunlarıyla benzerlikleri olsa da birçok farklı mekaniği de barındırıyor içinde Steel Rising. Benzerlik olarak hemen sayalım. Bonfire yerine Vestal denilen bu yerler var. Vestallere oturunca dünya resetleniyor. Seviye atlamak veya itemlerinizi geliştirmek için kullandığınız ruhlara bu oyunda öz demeyi tercih etmişler. Düşmanları kesince öz, can iksiri ya da işte kimya kapsülü dediğimiz kapsüller düşürebiliyorsunuz. Etrafta bulunan sandıkları açarak yeni kıyafetler ve itemler bulmak mümkün. Yani Dark Souls oyunlarından bildiğimiz yüzük takma mantığı da burada mevcut ama burada modül sistemi var ve bu modüllerin yuvalarını bosslardan düşen modül anahtarlarını kullanarak geliştirebiliyorsunuz. Bakın modülleri değil, modül yuvalarını geliştiriyorsunuz. Örnek olarak 2 level modül yuvasına 3 level bir modül takılmıyor. Bunlar benzerlikleriydi. Şimdi gelelim farklılıklara. Öncelikle bu az önce bahsettiğim bonfire tarzı vestallerden birbirine geçiş yapmak mümkün değil. Siz spesifik olarak bir yere gitmek istiyorsanız önce atsız araçla o bölgeye gideceksiniz. O atsız araç sizi bir yerde bırakacak. Ardından gitmek istediğiniz spesifik bölgeye koşacaksınız. Yani niye böyle yaptıklarını bilmiyorum bu sistemi ama birkaç yerde sırf bu ışınlanma sistemi olmadığı için yan görevlere üşenip gitmediğim oldu. Yani haritası çok da büyük değil anlıyorum ama küçük de değil. Hani böyle bir imkan tanımalıydı oyuncuya bence bu oyun. Eksiği yedim buradan şimdiden Steel Rising yapacak bir şey yok. Koysaydınız üşenmeyip bu sistemi. 50 dolar istemeyi biliyorsanız üşenmeyip koymayı da bileceksiniz. Oyunda tek seferde iki farklı silah kuşanıp bunlardan sadece birini kullanabiliyoruz aksiyon halinde. Yani bir elime kalkan bir elime kılıç çalıp ilerleyin mantığı yok. Silah çeşitliği oyunun uzunluğuna göre yeterli miktarda diyebilirim. Her silahın kendine özgü özel yeteneği var. Ancak aynı tür silahların özel yetenekleri de aynı oluyor. Mesela benim kullandığım kılıçlarla dönen bir atak yapıyorsunuz. Dönen bir özel atak yapıyorsunuz daha doğrusu. Ama aynı türden olan farklı kılıçlarla da aynı özel hata yapıyorsunuz. Başka bir örnek olarak düşmanları bloklamak için doğru silaha ihtiyacınız var mesela. Aksi halde atakları dash atarak dodge'lamak zorundasınız. Yani umarım anlatabilmişimdir. İlk 5 saatinde hemen hemen her türden silahı oyun size veriyor ki sonradan beğendiğiniz silaha göre build'inizi değiştirmek zor olmasın. Bu olay güzel çünkü ben beğendiğim silahı oyunun ilk saatlerinde buldum ve bununla bitirdim oyunu. Yani ilk 5 saat içerisinde falan bulmuşumdur ve ne kadar oynadım? 10
13-14 saat boyunca bu silahla oynadım. Hoşuma gitti, güçlüydü falan. Oyunda bir de element sistemi var ki bu oyunu aşırı kıran bir durum. Oyundaki elementler aşırı güçlü. Temelde 3 tane elementimiz var. Bunlar ateş, buz ve elektrik diyebiliriz. Özellikle buz elementini kullanarak düşmanları uzaktan dolandırıp kolayca öldürebilirsiniz. Yani her boss'un elementlere göre direnci farklı elbette. Ama çoğu zaman elementlere ihtiyacınız kalmayacak bile çünkü boss'lar aşırı kolay. Oyunu 14 saatte bitirdim bakın ve ilk yan boss hariç hiçbir boss'a ölmedim. Ona da ölmemin sebebi hem karakterim güçlü değildi hem de oyunu anlamaya çalışıyordum. Çünkü farklı bir yapısı var enerji konusunda özellikle. Eğer enerjiniz biterse Aegis ısınıyor ve ne deş atabiliyorsunuz ne saldırı yapabiliyorsunuz. Enerjinizi hızlı doldurmak için hızlı soğut özelliği var ama bu özelliği kullanarak enerjinizi hızlı yenilerken donatabilirsiniz çok fazla kullanırsanız. Yani çok fazla spamlerseniz onu ki bir yerden sonra da spamlemek mümkün değil ama onun da mesela neye göre olduğunu anlamadım. Yani bazen çıkıyor basabiliyorsun anında bazen çıkmıyor böyle kırmızı yanıp sönüyor sönüyor basamıyorsun bekliyorsun dolmasını enerjinin yine ya da biraz daha uzun sürüyor. Anlamadım o kısmı tabii. Bu enerji konusunda dengeyi iyi ayarlamak lazım. Elementlerin güçlü olmasının yanı sıra iksirlerimiz de çok güçlü. Hatta aşırı güçlü. Mesela şu yeşil enerji iksirinden içersek 30 saniye boyunca enerjimiz azalmadan istediğimiz gibi hareket edip saldırı yapabiliyoruz. Bu da yetmezmiş gibi oyuna başlamadan önce yardımlı mod açılsın mı diye soruyor bize oyun. Kolay mod eklemişler oyuna bakın bir de. Assist mod diye kolay bir mod eklemişler. Daha ne kadar kolaylaştırabiliriz oyunu diye özenle düşünmüş yapılmış firma Spiders. Yani keşke bu özeni oyunun ana bosslarına da gösterseydiniz de birazcık eğlenebilseydik. Yani bu ana bossların en önemli olayı bize duvarları kırmak, işte yüksek bir yere tırmanmak için gerekli itemleri sağlaması. Onun dışında bir numaraları falan yok yani. Oyunda zaten epik hiçbir boss yok. Bakın zaten uzun bir oyun değil. Zaten toplamda 8 tane ana boss var. Bari onları bir şeye benzeteydiniz. 8 tane ana boss'tan yaparsın. Yani en azından 3-4 tanesini son boss'u yaparsın. Oyunun son boss'u yerinde durup size bomba atar mı? Yani ne kadar saçma ve kötü bir boss tasarım. Oyunun son boss'u bakın. Yerinde duruyor ve size bomba atıyor. Yani arcade oyunu oynuyormuşum gibi hissettim. Yani bütün savaşlar mı sıkıcı olur? Özel yeteneği spamleye geçtim tüm boss'ları ve neredeyse tüm düşmanları. Çünkü o yeteneği kullanırken cezalandırmıyor benim. Ne bu boss'lar ne oyun. Niye kullanmıyorum o zaman? Niye spamleyeyim ben bu yeteneği? Tabii spamleyeyim. Kısacası oynanış kısmı erkenden sağladığı silahlar ve zırhlar ile ilk saatlerde eğlenceli gibi görünse de oyunun yarısından sonra çok sıkıcı bir hal alıyor. Çünkü sürekli hep aynı şeyleri yapmaya başlıyorsunuz. Ben oyunun son 5-6 saatini hadi artık bitsin lan diye oynadım yani geçe geçe oynadım. Oyunda bir dünya yan görev de var ama birkaç tane yaptım hiçbiri dişe dokunur bir şey sağlamadı bana. O yüzden yan görevleri de saldım bir yerden sonra. Etrafı keşfetmek gibi basit bir olay bile çok sıkıcı bir hal aldı. Çünkü gidiyorsun bir sandık açıyorsun tamam mı? Ya sana simya kapsülü ve can itemi veriyor. Bunu ben zaten düşmana keserek de yapabiliyorum, elde edebiliyorum. Ne gerek var o zaman? Ayrıca 40 tane sandıkta da bir tane item bulacağım diye etrafı keşfetmek sadece oyunu oynama sürenizi artıracak. Ama maalesef kötü bir yönde. Oyun bu noktada sizi ödüllendirmiyor. O yüzden girdiğiniz zahmete değmez. Ama bu sahnede mesela kanalizasyon bulmuşum. Giriyorum içeri. Ne kadar karışık büyük acaba diye düşünüyorum. İlk bulduğum kanalizasyon. İçine bir tane item koymuşlar. Bir tane lan bir. Bir tane item. Ve içeride gidecek başka yer de yok. Bomboş bir keşif. Düşman çeşitliliği de işte yani. Çok fazla değil. Çok az da değil. Yani süresine oranla fena değil. İdare eder diyelim. Ha idare ederim. İki tık altı diyelim. Çünkü aynı düşman bir bölgede saldırılarına buz uygularken başka bir bölgede ateş uygulayarak saldırı yapıyor. Bunu yapınca oyuna çeşitlilik katmış olmuyorsunuz sevgili oyun yapımcıları. Direkt göze batıyor bu tarz değişiklikler. Sonuç kısmına geçmeden önce performansa da değinmek istiyorum. Optimizasyon açısından tek kelimeyle rezalet bir oyun. Hem muazzam grafiklerin yok hem ışıklandırman o kadar iyi değil. Üstüne üstlük DLSS teknolojisi barındırıyorsun. Ona rağmen açık alanlarda ve ışıklandırmanın netekin bol olduğu yerlerde FPS düşüyor. Birkaç yerde donduğu bile oldu oyunun. O derece kötü optimizasyonu PC versiyonunda. Sonuç olarak Steel Rising benim umutlu olduğum, çok şeyler beklediğim, büyük hevesle aldığım bir oyundu. Bir zorluk, bir challenge arıyordum kendime ancak hiçbir beklentimi karşılamamakla birlikte teknik sıkıntıları, düşmanların kalitesizliği ve keşif hissinin zayıf olması nedeniyle beni üzen bir oyun oldu kendisi. Sadece 5 saat eğlenebildim oyunu oynarken ve bu yılın hayal kırıklığı oldu benim için. O yüzden çok üzülerek, gerçekten çok üzülerek, yeni şeyler denemesini de göz önünde bulundurarak 10 üzerinden 5.5 veriyorum bu oyuna. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.